Hoş geldiniz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Kabullar gördüm ama. Özellikle çok özlemiştim. Uzun zamandır 40 yaşta bir araya gelemedik. Kendisi bugünü bize ayırdı. Dün telefon ettiğinde birkaç gündür zaten Soma davası ile ilgili akıtlarda bulunduğunu biliyoruz vekilimizin. 40 ayda ziyaret etmek istediğini ifade etti. Biz de bundan çok memnun olduk. Sizlere ulaştık. Tabii 40 ayda'ki bu tablo çok önemli. Burası bir masa. Bu masanın bir gün bu tarafından oturulur, bir gün o tarafında oturulur. Bu masa işte milletvekiliysen gelirsin, konuşma yaparsın, herkes sağ olsun dinler. Ama çok önemli bir şey var. Atatürk hatıralarını yazarken demiş ki, cebimde birçok kimlik var, ikisi çok kıymetli. Birisi kurduğumuz Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliği, bir tanesi kurucusu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliği. İnşallah siyaseti tamamlayıp görevleri bitirdikten sonra sağlığımız el verirse, Cumhuriyet Halk Partili kimliğimle sade bir üye olarak partime hizmet etmek istiyorum demiş. Atatürk'ün kendi hatıralarında yer alan bir şey. Bu kadar önem veriyor Cumhuriyet Halk Partisi kimliğine. Buradan gelen giden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, yöneticiler, il başkanları geliyor. İşin doğası gereği ilçe başkanıyla birlikte oturuyorlar. O sunuş yapıyor, konuşmalarını yapıyor. Üyelerimiz dinliyorlar. Bize ne mutlu ki bu masanın etrafında geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanlığı görevinde bulunmuş, bu partiye önemli katkılarda bulunmuş en deneyimli isimlerle Fikri abimiz burada, hocamız burada, Özcan Kaçar orada, öbür hocam Kadri hocam nerede? O gelene ev sahipliği yapıyor. Bütün gelmiş geçmiş partimizin duayen isimleri, bu işte emeği olanlar hep bir arada. Eğer 40 karşıdaki bu birlikteliği, 40 karşıdaki bu dayanışmayı tüm Türkiye'de gösterebilirsek bu partinin önünde hiçbir engel yok. Ben hep beraber onları bir alkışlamanızı istiyorum. Çok sık ziyaretlerde bulunmuştuk. Tabii yeni bir görevimiz var. Bu görevimiz grup başkan vekilliği görevini işte 1,5 yıldır sürdürüyorum. Bu bazı güçlükler getiriyor. Tabii Ankara'da çok görevler, Türkiye'nin dört bir yanında gitmem gereken yerler, yurt dışına bir takım ziyaretler yapmak gerekiyor parti adına. Tabii bir yandan da bizim boynumuzun borcu, namus borcumuz Soma davası var. Onu hiç bırakmadık, bırakmamak da lazım. Bugün 11. hafta ve toplam 53. gün bugün Soma davasında. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşılıyor. Bu konuda şirketin sorumluluğunu bir kez daha tescil eden bir ikinci bilirkişi raporu yayınlandı. Belki de bugün hakim karar duruşmasının gününü ilan edebilir. Ve Soma davası Akhisar'daki boyutuyla sona erebilir. Tabii adı Soma davası bunun. Maden Soma sınırları içinde. Ama hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı Soma'nın dışındaki ilçelerimizden, özellikle Kırk Ağacımızdan çok sayıda şehidimiz, şehit ailemiz var. Bunun dışında İzmir'in kınığından Balıkesir'in Savaş Tepesi'ne kadar ve Türkiye'nin dört bir yanındaki işte Kütahya'sına kadar, Zonguldak'a kadar Türkiye'nin dört bir yanına gitmiş olan şehitlerimiz var Soma'dan. 15 Temmuz'da bizi başarısız oldu. 15 Temmuz günü bir hastayı ameliyata alıyor olsak, televizyona baksa köklü